Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz diyorum. Uluslararası iş güvenliği konusunda akreditasyon belgesini tamamlamış tüm yeterlilik süreçlerinden geçmiş mesleğimizin saygın ve gerçekten bilgisine itibar edilen Profesör Doktor Şakir Şahin hocamızla afet haberciliği dersinde bir haber niteliğinde olan günümüzün ve ülkemizin en büyük sorunlarından biri madenlerde insanlar niye ölüyor? Gerçekten ölmek tabii ki hepimiz için yazılmış bir kader ama madende mi ölmesi gerekiyor insanların? Madenlerin tabii ki kayıp olarak bir ekonomik zararı var. Bir de o madende çalışan insanların ölmesine bağlı olarak ölen insanların kaybı ve yakınların acıları var. Toplum olarak bunun faturasını aslında millet olarak bizler ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Şu anda kamu tarafından yönetilen bir maden işletilemiyor. İşletme zararı her geçen gün kapalı olmasına bağlı olarak artıyor. Ve aslında orada ölen bir maden değil, aslında ekonomimizde açılan bir kara delik olarak bunu görebiliriz. Günlük tabii ki neden olduğu kayıp nedir? Ölen insanların tabii ki acıları telafi edilmez. Giden insanlar tabii ki geri getirilmez. Ama dünyada da bir ekonomik darboğazın olduğu, ülkemizde de insanların ekonomik olarak bir kıskacın altında kalmış olduğu bu günümüzde beşeri ihmallere bağlı olarak ölümlerin madenlerde meydana gelmesi, depremlerde meydana gelmesi ve tüm bu ölümlere, insan ihmalinin olmuş olduğu tüm bu ölümlere bizler beşeri afetler diyoruz. Tabii ki deprem bir kendi sürecinde meydana geliyor ve bu nedenle de depremin gelmesiyle bizler bu cennet vatanda bu depremin dantel dantel her bir yerini işlemesiyle bu güzel dünyada yaşıyoruz. Depremde bir kusur yok. Önemli olan depremin kuvvetine uygun kuvvetli yapılması noktasında önlem almayan, denetim yapmayan insanlar benzer şekilde de tabii ki madenler de yerin altında bir saklı enerji ve bu enerjinin amacı yerin üstündeki insanların refahı ve mutluluğu ve insanların mutlu etmek için bunların çıkarılmasında emek veren insanların da güvenliğini sağlanması önemli bir sorumluluk. Bu sorumluluk tabii ki bir piramit tipi yönetim yapısına baktığımız zaman piramidin en tepesindeki yönetimden başlayarak aşağı doğru müteselsil şekilde azalan bir durum. Bilirkişi raporları açıklandı. Bilirkişi raporları ile ilgili özellikle Amasra'da ölü sayımız, kayıp sayımız 42'ye yükseldi. İlk dikkatimi çeken şey bu önlenebilirdi. Evet, bir daha bakayım nasıl önlenebilirdi. Onunla ilgili bir haberin başlığına bakayım. Metan drenajı uygulansaydı kaza önlenebilirdi diye özellikle Alman haber ajansı böyle bir başlık geçmiş. Hocam kısaca metan drenajı nedir? Niye yapılamıyor madenlerde? Bu zor bir şey midir? Herhalde dünyada ilk maden çıkartan biz değiliz. Son maden de çıkartan biz olmayacağız. Dünyada 7-24 maden çıkartılıyor. Ve bu metan drenajı yapılamama durumuna bağlı olarak ülkemizde ölümlerin olduğunu görüyoruz. Ve dünyada da örnek olarak gösteriliyor insanların metan drenajına bağlı olarak ölmesi gibi bir durumun yaşandığı ülkeler sıralamasında. Siz tabii ki bahsetmiştiniz Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü olduğumuzdan bahsetmiştiniz. Tabii ki bu durumdan nasıl kurtulacağız? Bu metan drenajı tabii ki bu maden üretiminde ortaya çıktı. Bu nedir hocam? Kısaca tabii ki genel ana hatlarına geçmeden önce siz de tabii yakından izliyorsunuz. Bilir kişilik de yapıyorsunuz. Doğru. Metan drenajı yapılabilseydi önlenebilirdi diyor. Niye yapılamadı? Neden yapılamadı? Merak ettiğimiz konu aslında bu. Buyurun hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi metan drenajı hem saha içerisinde galerilerde yapılıyor hem de yüzeyden yapılması. Bu daha çok yüzeyden yapılması güvenlik açısından daha önemli. Kısaca aslında geçtiğimiz haftalarda kısaca değinmiştik. Burada
tabii tekrar biraz daha üzerinde durmakta fayda olduğunu sizin de belirttiğiniz üzere düşünüyorum. Şu manada bilirkişi raporunda da bu dile getirilmiş durumda. Bu aynı zamanda Türkiye Mühendisliği komisyonunda da gündeme geldi. Hocam iki türlü yapılıyor dedim. Bir tanesi galeri içerisinde zaten drenaj, yani bu metanı alıp berta, yani zararsız hale getirme. Yani bunu başka bir yere aktarma dediğimiz olay. Fakat bu daha çok kuyu galeri içerisinden daha ziyade dışarıda bunu yapabilmek daha güvenli. Şöyle ki metan olabilecek yerlerin tespit edildikten sonra buralara sondaj yapılması gerekiyor. Sonra bu sondajlardan bu metanın bu sondaj kuyuları sondajlar vasıtası atılması gerekiyor. Yani galeri içerisinde güvenli bir şekilde üretimin sürdürülebilmesi, metandaki oranın yükselmesini engellemek için bu üretim sahaları içerisinde metan olabilecek yerlerin tespit edilip onların sondajlarla birlikte sondaj yapıldıktan sonra bu metanın dışarı atılması. Esasında özü bu. Fakat bunu yapabilmek için esasında yine burada geofizik yöntemlerin uygulanması gerekiyor. Üç boyutlu olarak sahanın önce belirlenmesi lazım. Yani tomografik olarak ortaya çıkartılması. Esasında bu bizim mesleki anlamda işte sizin de bildiğiniz üzere özellikle bu attenuation tomografilerini güzel sonuçlar veriyor. Özellikle bu boşluklar, bu çalışmalar yapılmadı. Yani yapılmıyor Türkiye'de daha doğrusu, ama Almanya bunu hem dışarıdan yapıyor, Belçika da bunu yapıyor, hem içeriden çok riskli sahalarda da hem metan drenajı yapıyor, hem de robot ya o tehlikeli bölgelerde robotla üretim yapıyorlar. Dolayısıyla bunu bu şekilde bertaraf ediyor. Ama burada özetle hem saha içerisinde hem saha dışında, ama güvenli olan saha dışında yapılan sondajlarla bu metanın sahanın dışına atılması dediğimiz olay hocam. Sadece özü bu. Şimdi, evet hocam, teşekkür ediyoruz. İyi bir giriş oldu. Tabii ki bizler bu yapmış olduğumuz etkinlikte motivasyon kaynağımız maden kazaları ve bu genel hatlara geçmeden önce bunu tabii ki her toplantının başında dikkate getiriyoruz. Demek ki jeofizik mühendisliğinin teknolojik gücünü kullanan Avrupa'da felakette Avrupa ülkeleri birinci olmuyor. Felaketsizlik de birinci oluyor. Demek ki felaketi önleme araçlarının en başında jeofizik mühendisliği geliyor. Aynen. Attenuation dediğiniz, bilmeyenler olabilir hocam, nedir bu attenuation? Hani bilmeyenler için, belki de vatandaş için nedir, nasıl bir bilgi veriyor? Onunla da kısa bir değinirseniz. Esasında bu attenuation soğurma dediğimiz, yani dalganın ilerleme güzergahında karşılaştığı ortamlara verdiği tepki. Ve o tepki burada hızın yavaşlaması şeklinde ya da hangi yöntemi kullanıyorsak o kullandığımız unsurun elektrik, sismik, bu yani jeofizik yöntemlerde dalganın geçtiği güzergahındaki hızın değişimine bağlı olarak verdiği tepkinin ölçülmesi. Boşlukların olduğu yerde hız düşeceği için veya altere olmuş zonlarda hız düşeceğinden dolayı burada biz ortam farklılıklarına göre tüm meslektaşlarımızın bildiği üzere soğurulma, dalganın soğurulduğu alanların tespit edilmesi. Bu jeotermal aramalarda da yine bütün maden sahalarında güzel sonuçlar veriyor. Somut sonuçlar veriyor ve bunların üç boyutlu modelleriyle birlikte madenlerde, kömür sahalarında metan olabileceği yerler tespit ediliyor ve bunun üzerinden de, hatta bir örnek daha var ama o tabii tünel açma ile ilgili. Belki onu başka bir zaman yine değerlendiririz. Bu Bilecik Bozüyük'te yine benzer bir durum. Hala Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin istenen hıza ulaşamamasının nedenlerinden bir tanesi. Mesela bu tür çalışmalar yapılmamasından kaynaklar. Ama konu dağılmaması açısından onu daha sonraki bir derste üzerinde dururuz. Yani dediğiniz çok önemli. Jeofizik mühendisliğinde tabii ki yapay deprem dalgaları üreterek
Bir büyük depremden önce ne yapabiliyoruz? Büyük deprem dalgalarının hareket biçimlerini önceden görebiliyoruz. Hareketi büyütecek boşluklu yapılarda, tabii dediğiniz çok doğru. Bizim karakteristik bir hızımız var, 500 metre bölü saniye. Suya doygun olan işte freshwater dediğimiz yerlerde işte 1500 metre bölü saniye gibi çok karakteristik uluslararası evrensel büyüklüklerimiz var. İşte suya doygunsa dediğiniz gibi büyüyor, gerçekten havaya doygunsa küçülüyor. Bunları gören Avrupa diyorsunuz, bu karakteristik jeofizik parametre ya da teknoloji gücünü kullanan Avrupa felaketten kendini koruyor diyorsunuz. Felaketten korunma aracı olarak jeofizik mühendisliği ve jeofizik mühendislerinin bu tür iş alanlarında maden çalışması yapılmadan önce maden işletmesi herhalde üretime geçmeden önce bu tür haritalamanın 3 boyutu yapılması gerekiyor. Bir de tabii ki 4 boyutu yapılması gerekiyor. 4, 7-24 bu boşluk yapısı biliyorsunuz şu anda 7-24 Grace datasıyla kütle hareketleri ne yapılıyor? İnceleniyor. Yerin altındaki yapı tabii ki sabit değil. Yerin altına ne yapıyorsunuz? İşte 300 metre derine kadar iniyorsun. Orada boşluklar meydana getiriyorsunuz. Daha önce de hocamın bahsetmiş olduğu gibi eski unutulmuş boşluklara bağlı olarak da oradan su gelmesi kaynaklı olarak da boğulmalar meydana geldiğinden söylendi. O zaman eski ve yeni gelişmiş ve gelişen bu tür boşluklu yapıların, boşaltılmış yapıların çok yakından 7/24 takip edilmesiyle madenlerin sürekli jeofizik izlemeyle görünür olması gerekiyor. Yani oradaki yer altındaki değişimin, fiziksel direnç değişiminin görünür ve görüntülenir olması gerekiyor. Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa Birliği'nin herhalde gücü, madenlerdeki felaketten kaçınma gücü jeofizik mühendislerini kullanmasından geliyor. Ve oralarda da herhalde jeofizik mühendisleri işsiz kalmıyor. Jeofizik mühendisleri işsizdir ilanları gazetelere verilmiyor. Bu ilanlara bağlı olarak da bölümler öğrencisiz kalmıyor. Öğrencisiz bölümlerin olduğu jeofizikte tabii ki bu tür felaketler oluyor. Çünkü jeofizikten faydalanılmaması nedeniyle de yerin altındaki boşluğu gösterecek bu kişiler istihdam edilmediği için bizler ne yapıyoruz? İstihdamı tabii ki jeofizik mühendislerinden kısarsak ve kısıtladığımızda bunun karşılığında fatura olarak da ölümler ve bu tür felaketler meydana geliyor diye herhalde bir önemli bir vurgulama yapabiliriz Sayın Hocam. Buyurun hocam, konuya Kesinlikle çok doğru hızlı hocam. bir giriş yaptık. Söz Çok sizde. doğru. Bu söylediğiniz konu çok çok önemli. Bu aslında sadece yerbilim, yani bütüncül anlamda ilgilenmesi, üzerinde durulması bir gereken konu. Tabii bunun için bir stratejik planda oluşturulması gerekiyor. Umarız zaman içerisinde bunlar da olur. Biraz önce hani konu dağılmasını dediğim örneklerde çok fazla. Onlar da yine konuşuruz. Yani jeofiziğin aslında ülkemize, jeofizik biliminin ülkemize vereceği katkının aslında ne büyük boyutlarda olduğunu da onu yine ayrıca konuşuruz. Amacımız zaten jeofizik merkezli maden arama Avrupa'da yapıldığı düzeyde ülkemizde yapılırsa insanlar ölmeyecek demeye getiriyoruz. Jeofizikçilerin bu toplantıyı sürekli ve yavaş yavaş yapması insanların yavaş yavaş bu konuyu, bu meslek disiplini sindirmesi için onları yavaş yavaş bu konuya ilgiyi çekmemiz amaçlı olarak tabii ki bir stratejik bir sunum ve toplantı aracı olarak Teams üzerinden bu bilgi paylaşımını yapmamızın temel motivasyonu budur. O nedenle Kesinlikle. yavaşız, acele etmiyoruz, karşılıklı konuşuyoruz. Buyurun hocam, söz Aynen. sizde. Teşekkür Ve ederiz. hatta ben Türkiye'de yine üniversite ismi vermeyeyim şimdi. Özel üniversiteden biri bu politikalar merkezi oluşturmuş durumda ve yurt dışından da görev alan çok sayıda gerek bilim insanı, gerek bürokrat ya da sektör temsilcileri var. Mesela ben oralarda da bu konuların anlatılması için girişimlerim oldu. Henüz başarılı olamadım ama oralarda da mutlaka bu konuların anlatılması ve Türkiye perspektifine ele alınması gerektiğini düşünüyorum.
zaman içerisinde bunu başaracağımızı da ümit ediyorum. Hocam dediğiniz çok doğru. Yani Avrupa'da madenlerde insanların neden ölmediğini siz çok iyi açıklıyorsunuz. Yani uluslararası iş güvenliği uzmanlığı almış bir insan olarak. Ama Türkiye'de insanlar üç maymunu oynuyor. Bilmiyorum, maalesef. Görmüyorum, duymuyorum. Aynen. İşte jeofizik mühendisliğini ne zaman biliyorum, jeofizik mühendisliğini ne zaman duyuyorum, jeofizik mühendisliğini ne zaman görüyorum dediklerinde aslında Avrupa seviyesine biz ülkemizi maden işletmeciliği standartlarında taşımış olacağız. Bu nedenle aynen. De özellikle bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü gerçekten işin temelinde fizik var, işin temelinde jeofizik ve jeofizik madencilik sürecinin ülkemize henüz gelmemiş olması var. Aynen. Umarım bu karşılıklı yapmış olduğumuz birebir Isparta, Çanakkale ve Maraş'tan da arkadaşımız var. O da katılıyor. Bu üçgen, bu ortaya çıkan üçgen ülkemizde yayılır. Dalga dalga inşallah bilgi olarak o stratejik kurulan merkezler sayı olarak çok ama ortaya çıkardıkları bir strateji maalesef yok. Bakın yok, strateji yok. Nasıl çıkartılır? Öncelikle karşılıklı insanların konuşabilmesiyle çıkabilir. Biz de karşılıklı konuşabilmenin mümkün olduğunu günümüzde teknolojinin buna imkan sağladığını ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Ve özellikle sizin bu alandaki birikimlerinizden tüm herkesin yararlanması için bizler de size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne çok mutlu bizlere. Buyurun hocam. Bu arada Meden Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Güvenlik denetimleri başlığında kalmıştık. Aslında yapılan tüm çalışmalar, çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması, sağlanması için işverence atanan uzmanlarca bu yapılıyor. Aynı zamanda 6331 sayılı yasada bu eğer işveren ya da işveren vekili bu beceri ve yetkinliğe sahipse kendisi de bunu yapabiliyor. O tabii teknik uzmanlar konusunu biraz sonra üzerinde duracağız. Açmadı mı acaba? Ha tamam. Çalışılmayan zamanlardan sonra yapılacak denetimlere baktığımız zaman maden sahalarında tek vardiyayla çalışan iş yerlerini veya tatil gibi güvenliği riske sokacak kadar ara verilmesinden sonra çalışanlar ocağa girmeden veya herhangi bir faaliyete başlamadan önce mutlaka ilgililer. Ya yani burada teknik uzmanlar bu sahanın denetlenip ondan sonra yani gerekli ölçümler yapıldıktan sonra sahanın güvenliği olduğundan emin olunduktan sonra başlanması gerekiyor. Yani mevzuat düzenlemesi bu şekilde. Burada teknik nezaretçi artık buradaki uzman kişiler konusu hep üzerinde durduğumuz teknik nezaretçi İş sağlığı ve güvenliği gereklerini yerine getirilmesine veya işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasına sorumlu maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisine diyoruz teknik nezaretçi. Bütün maden sahalarına bulunmak zorunda. Teknik nezaretçinin denetimi teknik nezaretçi en az 15 günde bir. Bu tabii daha sıklıkla yapılması gerekiyor ama bu mevzuat tabii tehlike durumlarına göre bunu belirlemiş. Ocağın çalışma yerlerini denetlemek, sonucunu noterce onaylı teknik nezaretçi rapor defterine öngöreceği öneri ve önlemlerle birlikte yazıp imzalamak zorunda. Ve denetimin yapılmasından öneri ve önlemlerin yerine getirmesinden işveren sorumlu. Yani teknik nezaretçi bunu yapar, defteri imzalar. Aynı iş sağlığı güvenliğinde olduğu gibi. Rizo patlaması dediğimiz olaysa yangın, tahkimat hataları, kavlak, göçük, yeraltı suyu, malzeme düşmesi, konulabilecek maddeler, göze zarar verebilecek maddeler, cilde teması veya cilt tarafından absorbe edilmesi halinde zarar verebilecek maddeler, tutulması halinde zarar verebilecek maddeler, gürültü, elektrik tabii bu aynı zamanda oradaki donanımlarla da alakalı sarsıntı, sık tekrar işler, yetersiz termal çevre, özellikle bu havalandırma işlemleri, kaygan veya engebeli yer ve yüzeyler. Bunlar teknik nezaretçi tarafından tümüyle gözetim altında tutularak bu hususlar nezaretçi defterine yazılması gerekiyor. Ve kömür sahalarındaki tehlikeler de çok net
görülüyor mu hocam? Görebiliyor musunuz? Biraz. Görüyorum hocam, net gözüküyor. Tamam. Biraz şöyle tekrar geri geleceğim. Bu hususlar teknik nezaretçi defterine girilmesi gerekiyor. Ve burada tabii puanlama sistemleri var. Bunlar oluşan işte tabii bunlar iş sağlığı güvenliği açısından önemli. Mesela biz bunları alıp kullanıyoruz. Ama bu hususların hepsi teknik nezaretçi defterine girmesi lazım. Aslında burada şunu söylemek istiyorum. Yani burada mevzuatla ilgili birçok konu ele alınmış ve ilgili mevzuatla düzenlenmiş. Ama hep üzerinde durduğumuz mesele bu işin uygun denetimi meselesi. Evet, işte bütün mesele güvenlik denetimleri meselesi. İşveren patlama, biraz önce saydığımız bu hususlar çerçevesi hususları ele alarak patlama ve yangın çıkması ve bunların olumsuz etkilerini önlemek üzere patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşturulması önlemek, yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşması önlemek mümkün değilse patlayıcı ortamın başlangıcında tutulması önlemenin yanında bu tür olaylara mahal vermeyecek şekilde bu teknik nezaretçi defterine yazılmış hususları dikkate alarak bu önlemleri yapması ve denetimi sağlamasını ve tedbir almasını sağlamakla yükümlü. Yine işveren bir tehlike anında çalışanların çalışma yerlerine en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesini de sağlamakla yükümlü. Ya bunların altyapılarını oluşturması gerekiyor. İşveren işlerinin bütünlük gerekli haberleşme ve iletişim sistemi de kurmak zorunda. Yine ihtiyaç halinde yardım, kaçış ve kurtarma işlemlerini derhal uygulamaya konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletişim bunların bütün sistemi kurmakla ve bunları hazır hale getirmekle yükümlü. Bu iki yol zorunluluğu konusu, tabii bu iki yol zorunluluğu bir bölgede bir patlama ya da yangın olması ya da göçük olması halinde diğerinin kullanılması esasına dayanıyor. Yeraltı çalışmaların yapıldığı yerlerde çalışanlar en az riskle karşılaşabilmeleri ve hareket edebilecekleri şekilde yapılması ve işletilmesi esas. Ya buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Tüm yeraltı çalışmalar çalışanların kolayca ulaşabileceği birbirinden bağımsız ve güvenli yapıda en az iki ayrı yerüstü bağlantısı bulunması gerekiyor. Fakat bu maalesef bizde bu konu ihmal edilen hususlardan bir tanesi ve bu yollar arasındaki topuk 30 metre aşağı olmaması ve bu yolların ağızları aynı çatı altında bulunan farklı yerlerde çıkışların olması gerekiyor. Ama maalesef Amasra'da bu tabii bu örneği de göremiyoruz. Bunu tabii sorduğumuz zaman bu tür sahalarda yani tek çıkışın yeterli olduğu şeklinde ifade kullanılıyor ama bu tabii insanın bu şekilde ya da daha doğrusu orada bir kişinin bunu söylemiş olması yeterli değil. Bu iki yol zorunluluğu, bu havalandırma, mesela ters havalandırma meselesi konusu Türkiye Mühendisliği'nde bu konu gündeme gelmişti. Zaten bilirkişi raporunda da var. Buna benzer bir konu. Türkiye Mühendisliği komisyonda bu konu bildiğiniz üzere üzerinde çok duruldu. Havalandırmadaki eksiklik ve bunun ihalesinin yapılamaması maalesef işte bundan kaynaklı olduğu ifade edildi. Bu iki yol zorunluluğu meselesinde kesinlikle bizim maden sahalarında da üzerinde mutlaka durmamız lazım. Oysa burada tek çıkış olduğunu görüyoruz. Hocam Amasra'da iki yol olması gerekirken tek yol olmasına bağlı tek olarak çıkış var. Tek çıkış. Yani galerler ama dünya yatan standartlarında iki yol olması yazıyor bir standart yazıyor olarak ama ülkemizde en gelişmiş bir maden sahasında iki yolun birisi yok diyorsunuz. Doğru yok, mu hocam? Yok maalesef. Ve aynı yani çok ilginç yani. En gelişmişi buysa yani ilginç. Yani bunlar kayıt altındaki madenlerde durum buysa bir de doğru bahsedilen tartışmalarda kayıt dışı madenler ve madencilikler olayı var. Orada ölen insan sayısından haberimiz yok deniyor mesela. Orada garip yani tartışmalara baktığımız zaman ilginç olan şey kayıt altındaki ülkemizin kamusal bir madeninde
İki yoldan biri yok. Nedir hocam bu? Yol açmak mı zor? Yol açmak mı maliyetli? Yani Türkiye'nin üstünde yollar açıyoruz. İşte duble yollar açıyoruz da yerin altında niye duble yol açamıyoruz? İki yönlü yol açamıyoruz. Ben onu anlayamadım tam olarak. Paradan mı Hocam kaçınıyor? esasında bu maliyet olarak karşımıza çıkıyor ama bu tabii maliyet şeklinde açıklama yapılamaz. Fakat burada yeterli güvenlik önlemi alındı gibi aslında soyut bir cümle, yani bu altı doldurmayan bir cümle kuruluyor. Yani burada biz riski değerlendirdik. Şimdi Amasra'daki aslında Amasra'daki sahanın avantajın kontrol odasının güçlü olduğu şeklinde, yani donanım noktasında teknik altyapı ondan bahsediliyor. Yoksa oysa ki teknik altyapısı tamamlanmış bir saha olmuş olsaydı zaten böyle bir durum asla söz konusu olamazdı. Burada da zaten birçok eksiklikler var maalesef. Ama bu tabii bu saha bir de özelleştirme kapsamına girdi. Özelleştirilmiş bir saha değil, kamunun önünde bir saha. Tabii burada da başlı bir bürokratik sıkıntılar olduğu da Türkiye Mühendisliği'ndeki komisyonda konuşmalar yansımış durumda da. Bunun gibi hususlar hocam. Yine Evet, teşekkürler. imalat haritaları zaten işte jeofiziğin en çok jeofizik biliminin en çok kullanılması gereken alanlardan bir tanesi de burası. Yeraltı çalışma açıkta gösterir, ölçekli bir yeraltı çalışma planı hazırlanması. Bizim sahalarımızda bunlar çok eksik hocam. Zaten bunu Soma'da da gördük, Ermenek'te de gördük, burada da görüyoruz. Ha bunlar yok değil, var. Ama bunlar güncellenmesi ve planlama noktasında ciddi eksiklikler var. Zaten biraz da başımıza buradan geliyor. Yine yollar, üretim alanları ile çalışmayı ve güvenliği etkileyebileceği beklenen diğer özellikler bu planların üzerine tek tek işlenmesi gerekiyor. Ve bunlar aynı zamanda yeraltı çalışma planı en az ayda bir güncellenmesi ve iş yerlerinde bunların bulundurulması ve bunların tartışılması. Bu en geç ayda bir. Fakat bu daha sık aralıklarla güncellenmesi tabii ki söz konusu. Yine eski çalışma yerleri ocak içerisinde veya çevresinde su bulunması muhtemel tabakalar, faylar. Mesela zaman zaman faylarla kesilme durumu oluşuyor. Mesela bunların da üretimde aksamayı engellemek için aynen bu grizo drenajında olduğu gibi sahada üretim faaliyetlerinin sürdürülmesi açısından da jeofizik çalışmalar çok önemli. Çünkü damar kesilebiliyor bir anda. Ya da damar kesimin dışında yer içerisinde ayrıca göçükle birlikte işte heyelan türü olaylar da meydana gelebiliyor. Ki bütün bunların ayrıntılı bir şekilde bu haritalar işlenmesi gerekiyor. Bu haritalar oluşturulurken kesinlikle ve kesinlikle jeofizik çalışmaları kullanması gerekiyor. Yine patlayıcı kullanma yasağı bizim en çok hatalarımızdan bir tanesi de burası. Biz belli bir tabii 100 metrenin üzerinde 125 metrede olması gerekirken çok yakın mesafelerde maalesef bu tür olaylar yaşıyoruz. Burada emniyet lambası veya meten dedektörü yapılan ölçümlerde %1 ve daha çok meten bulunan kısımlarda anında orada çalışmanın grizo bulunması muhtemel ve grizo kontrol yapılmayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde yine tıkanmış kömür, gür ve siloların açılmasında, kapatılmış yangın barajlarının açılmasında patlayıcı kullanma yasağı mevcut. Yani burada %1'i görüldüğü andan itibaren kesinlikle ve kesinlikle patlatma yapılamaz. Ha tabii burada bu önlemler alınıyor ama sırada elbette ki bu grizo dediğim grizo daha doğrusu yangın tabii %1,5 üzerine çıkmasıyla alakalı. Ama zaman zaman maden sahalarımızda bu patlayıcı madde kullanma yasağı ile ilgili hususlarda zaman zaman maalesef sıkıntılar yaşıyoruz. Bu hususlara mutlaka dikkat edilmesin. İşte burada grizo ölçümü dediğimiz olay. Şimdi ateşleyici grizolu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre yarı çapında bir alan içinde özellikle sadece bu sıkılama yaparken yapılıyor. Daha patlama falan yok. Hocam bir girizu nedir onu bir özetlersiniz. Belki bir vatandaş dinlemek isteyebilir. Bir öğrencinin proje ödevi olabilir. Yani genel olarak bir ne bileyim 6 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı şekilde nedir hocam girizu onu da bir Hocam parantez içinde söyleyelim.
aslında metanın metan artışıyla birlikte yangın, yani griz aslında gazın adı. Yani metan patlamasına griz diyor. Yani metanın yanması ya da patlaması olayı grizo patlaması şeklinde ifade ediyor. Madem bunlar birbirinden ayrı şeyler değil yani. Bir metan değil, kullanıyoruz tabii. Terminoloji olarak, bir grizo kullanıyoruz. Yani birbirinden aynı şeydir, eş anlamlı yani kelimeler diyorsun. Kaynağı metan, yani ha. Gaz, bunun olaya dönüşmüş haline de griz diyor. Olay bu. Şimdi bu ölçümler %1'in metan tespit edilirse mesela lağımların doldurulmaması. Burada da maalesef zaman zaman karşılaştığımız maden sahalarımızda bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Bunlara kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bir başka mesele kömür tozu. Bu Soma'da maalesef çok yaşanılan bir olay. Kömür tozu bulunmamakla birlikte tehlikeli kömür tozu oluşabilecek kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda ateşlenecek yerlere lağım delikleri doldurmadan önce taş tozu serpmek gerekiyor. Bu kireç taşı olarak kullanılıyor ağırlıklar. Bir de sulama. Yani tozun bir anlamda bertaraf edilmesi. Çünkü sulamayla birlikte ortam tozlar birbirine yapışarak onu bir anlamda ortamdaki tozun azaltılması üzerine ya da tabandan toz kalkmasını da engellemiş oluyoruz bu sayede ve kireç taşı dökmek suretiyle de taş tozu dediğimiz bunu yine tabandaki havadan daha ağır olduğu için tabii bunları bir yerde hapsetme durumu söz konusu. Bu kömür tozu havada tabii hava hareketleriyle birlikte havada bulunduğunda sürtünmeden dolayı ısıyı artırıyor. Isıyı artırmayla birlikte zaten bir ortamda yangının oluşabilmesi için bir ısı, iki oksijen, üç yanıcı madde. Bu üçü oluşturma, yani üçlü sacayak dediğimiz olay ya da üç temel unsur. Bunların bertaraf edilmesi esasında. Burada yine kömür ve kükürt ocaklarını benzinli lokomotifler ve benzinle çalışan araçların kullanması yasak. Kanunla düzenlenmiş. Dizel lokomotiflerde egzoz gazlarının tehlikesine karşı uygun sistemler kullanması zorunlu. Taşıma yollarında hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarları kömür tozu bulunan veya metan oranı 100/1000'de 3'ü geçen kömür ocakları kükürt tozu bulunan kükürt ocakları elektrikli lokomotifler kullanılamaz. Bu çünkü burada alevlenmeye neden olabiliyor hocam. Bu tür hususlarda mevzuatla aslında düzenlenmiş. Ha bütün bunları niye söylüyoruz? Aslında birçok düzenleme yapılmış. Fakat bunların uygulanmasıyla ilgili hep en baştan beri konuştuğumuz konu zaten bu. Şimdi insan taşımanın koşulları zaten yine en çok üzerinde durulan hususlar. Tek çıkarma sistemli kuyularda insan taşınma sürecinde malzeme taşınması yasak. Ayrı ayrı taşınması gerekiyor. İkili çıkarma sistemler kuyularda kompartımanlar birinden insan taşınırken diğerinden malzeme taşınması gerekiyor. Ama bu bizim maden sahalarında bazen insan taşıması bazen de malzeme taşıması ikisi bir arada taşınmadığı ifade ediliyor. En azından tabii taşınmaması gerekiyor. Ama bu ikili çıkarma sisteminin aslında kurulmasına kesinlikle fayda var. Kuyularda taşıma dediğimiz olay halatların ve bağlama düzeninin kopması, kayması veya buna benzer durumlarda kafeslerde ani düşmeyi önlemek üzere gerekli tedbirler. Tabii bunlar teknik konular. Bunlar sürekli denetlenmesi gerekiyor. Ve taşıma halatıyla kafes arasında bağlayıcı parçanın yani koşum düzeni dediğimiz maruz kalabilecekler dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmak suretiyle bunların sürekli statik yüke nazaran en az 12. Bu bir katsayı hocam. Güvenlik katsayısı. Bu yine mevzuatta düzenlenmiş ve bunların sürekli denetim altında tutulması ve bu güvenlik katsayısının statik yüke nazaran en az 12 olacak şekilde takip edilmesi gerekiyor. En fazla ne olabiliyor hocam? En azı biliyoruz. En fazla ne olabilir? Hocam o metalin şöyle bir 12 dediğimiz şimdi 15-18 o civarlarda. Fakat bu tabii metalle ilgili bir katsayı 15
civarında olabiliyor. Ama 12 olması, ya burada bir kopma, sıyırma dediğimiz olay. Onun engellenmesi açısından 12 olarak düzenlenmiş. Evet. Çünkü çok fazla rigid olması da istenen bir durum değil yani. Yani bunun tabii metalin bazı özellikleri var. Ona göre bir sınır değeri koymuşlar. Yeraltı işletme 2 havalandırma grubu zorunlu. İşte zaten Türkiye Millet Meclisi'nde konuşulan konu da tam buydu. Yani Bartın'la Amasra sahasıyla ilgili bütün grizol ocaklarda her biri tek başına ocağın havalandırmasını sağlayacak güçte birinin herhangi bir nedenle durması halinde diğeri derhal çalışacak durumda 2 havalandırma grubunun oluşturulması ve bu aynı zamanda bu ters havalandırma dediğimiz sistemin burada maalesef Amasra'da bunun eksik olduğu ortaya çıktı. Hocam en az 2 havalandırma grubu mu oluşması Tabii. gerekiyor? Yani Avrupa'da ne bileyim 2'den fazla havalandırma grubu olan madenlerde var mı? Yani bu en azı mı gösteriyor? Yok, onu ikili havalandırma, bu hava sirkülasyonu ile alakalı bir durum. Bu tabii şöyle bir olay var. Bu ikincisi de arızalanırsa konusu. En azından ben öyle bir şey duymadım. Hani belki çok riskli sahalarda bu yapılabilir. Ama ikili bu hem mevzuat hem standart olarak konulmuş bir hususun. Ya en az olmazsa olmaz şeylerden standartlardan biri 2 tane havalandırma olacak. Kesinlikle bu olması gerekiyor. Ama olmadığı için diyorsunuz insanlarımız şey oldu. Yani buna maalesef, bağlı olarak Amasya'da kaybettik diyorsunuz. Evet. Maalesef kaybettik. Şimdi bu sığınma odaları meselesi hocam çok uzun üretim sahalarında kullanılan bir yöntem. Tabii Türkiye'de ya Amasya'da zaten böyle bir sığınma odası yok. Bu bizim mevzuatımızda 700 metre aralıklarla yapılması gereken bir sistem. Yalnız Soma'da olması gerekirdi fakat Soma'da yapılmamış. Soma sahası çok büyük bir sahaydı. Fakat bu Amasra'daki saha 350 metre bot derinliği yatay olarak da devam ediyor. Fakat sığınma odaları 36 saat ki bu Şili'de bu tür bir yerden kurtarma gerçekleşmişti. Hatırlarsanız bu 36 saat insanların ihtiyacı bulunduğu, orada bulunanların ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmiş, her açıdan dizayn edilmiş sığınma odaları. Ama Amasra'da tabii saha o boyutta olmadığı için böyle bir düzenleme yapılmamış. Bizim mevzuatımızda 700 metrede bir saha içerisinde yüzeye, yani daha doğrusu çıkışa 700 metre esasına göre mevzuatta düzenlenmiş durumda. Hocam şu anda tartışılan konulardan biri de henüz 300 metre aşağıda tabii bir kaza yaşandı. Ama şu ana kadar 300 metreye inilmedi. İnen kimse olmadı. 300 metrede ne bileyim veri toplanma sürecine girilmediği ile ilgili bir durum var. Bu tabii ki hani bu tür bir saklanma odaları olduktan sonra herhalde girilecekti. İnsanların saklanacağı oda olmadığı için mi girilmiyor? Yani bunu bilemiyorum. Biraz soru biraz değişik oldu ama. Şöyle hocam, bu sığınma odalar dediğimiz bizim mevzuatımızda tabii bu ceplerden farklı, barajlardan farklı. Şimdi baraj tabii orada o içerisine girip durulan yer değil. O tehlikelerin bertaraf edilmesine kullanılan alanlar olarak sadece cepler kullanılıyor bizde. Fakat sığınma odası cep aynı şey değil tabii. Bu sığınma odası meselesi hocam bizim sahalarımızın yani daha doğrusu mevzuatın gerekliliğinin hasıl olmadığından dolayı yapılmadığı ifade ediyor. Ama yapılmış olsa bir zararı var mı? Hayır, zararı yok. Ama bu sefer burada maliyetten kaçınıldı. Zaten mevzuat da buna öngörmediğinden mütevellit böyle bir şey yapılmamış. Diğer taraftan buyurun hocam. Hocam tabii şimdi bir yukarıdan bir bilirkişi raporu hazırlanmış yani. Bir de o bilirkişiyi biz 300 metre aşağı indirsek acaba bu raporun içeriği zenginleşir miydi? 300 metre indirilmemesi ile ilgili ben sorunu anlayamadım. Herkes tartışıyor. 300 metrede bir kaza meydana geliyor ama şu ana kadar 300 metre
derinde insanların çalıştığı ve öldüğü ve kazanın meydana gelmiş olduğu bu noktaya inen ve ne bileyim orada gözlemi yapan bir heyetin henüz oluşturulmadı, tartışmıyor. Hocam, o doğru. Oluşturursa ne olurdu acaba? Yani bu gözlem ve Hocam, nedenlerle tabii. ilgili ilave yeni bilgiler daha da fazla olabilir miydi? Çıkar. Kesinlikle çıkar. Bu tabii yerinde inceleme meselesinde mutlaka farklı hususlar gündeme gelecek. Şimdi saha şu an güvenli olmadığından dolayı indirilmiyor. Yani güvenli olmamaktan kastım şu. Tabii bu bir ön rapor ve mevcut bilgiler dahilinde oluşturulan ve sahanın incelenebildiği ölçüde. Şimdi aşağıda 350 metre aşağıda durumun tabii metan oranının ne olduğunu bilmiyorum. Bu sahalarda yangına bağlı olarak mesela bu çiğ gaz hala ne kadar duruyor? Şimdi çiğ gaz çok tehlikeli bir durum. Sonra bu kimyasal reaksiyonla birlikte ikinci veya yeni türev gazlar ortaya çıkabilir mi? Bunların hepsinin ölçümünün yapılması gerekiyor. Çünkü oraya indiğinizde çıkamayabilirsin. Yani böyle bir sıkıntı da var. Onun için önemli bir şekilde bunun tabii ayrıntılı raporu mutlaka ortaya çıkacak. O zaman bunları daha somut bir şekilde göreceğiz. Eğer tabii kamuoyuna yansır ya da ulaşabilirsek. O evet, da bu şekilde görmek durumunda. Evet, teşekkür şimdi ederim. İşte sığınma odaları biraz önce söylediğim gibi. Hocam bunlar tabii 700 metre esası bu 3. maddede zaten burada 700 metre aşması durumunda kurar veya inşa etme işveren açısından tabii bununla birlikte 36 saat esasına göre kesinlikle burada ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Yine 2. maddeye göre sığınma odası sayısı tabii burada 1400 metre mesela her bir işte 700 metre esasına göre işte 1400 metre bir saha olmuş olması halinde ikinci sığınma odasını mutlaka oluşturması gerekiyor ve sığınma odasına çalışanlar girdikten sonra tabii ondan sonraki sürecinde nasıl yönetileceğinin de mutlaka planlanması gerekiyor. Bunların Hocam şimdi sığınma odasına giriyorlar. Orada 36 saat güvenli bekliyorlar değil mi hocam? Tabii. Hocam yani şu anda mesela 300 metrede sığınma odası hani standartlara göre yapılması zorunlu değil. Çünkü 700 metre sınır evet, şartı var dediniz. Ama dedi ki ben insanıma çok değer veriyorum. Ne olur ne olmaz ben yaptım dedi. Yani öyle bir işveren olduğunu düşünün. Ama o insanları tabii ki nasıl olacak 36 saat yaşayabiliyorlar. 36 saatten sonra ortam normalleşiyor mu hocam? Yoksa o ortamda hocam, yani eski normale dönüyor mu hocam? Hayır. Onların 36 saat sonra o 36 saate kadar orada ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda sağlıklı bir şekilde yaşamaları mümkün. Ama 36 saat içerisinde en geç 36 saat içerisinde müdahale etmeniz gerekiyor ya da dışarıdan takviye göndermeniz. Demek istediğim şu hocam, yani 300 metrede sığınma odalarında insanlar olduğunu düşünsek ama şu ana kadar kimsenin inemediğini de varsaysak herkes tehlikeli diyorsunuz, işte risk hocam, var tabii diyorsunuz. sığınma odasının Yani o insanlar nasıl kurtulacak, yani onu anlayamadım tam olarak. Hocam şimdi sığınma odasının şöyle bir özelliği de var. Şimdi 36 saate ulaşamadı. Ama buna oksijen verebilmek için dışarıdan müdahale edebileceğiniz mekanizmayı kuruyorsunuz da. Anladım. Ve diğer taraftan da buna belli zaten tabii insan girişi şeklinde değil. Ama mesela Şili'de şu yapıldı. Mesela gıda maddeleri belli bir saate kadar tamam kendi bunları hallettiler ama dışarıdan oksijen takviyesi yapıldı mesela. Enerji takviyesi yapıldı. Ya bunların sistemi kuruluyor zaten. Yukarıdan uzatılabiliyor yani değil mi hocam? Tabii, daha tabii, sonra tabii, uzatılabiliyor. Anladım. Yapılabilir. Evet. Yani küçük bağlantılarla hatta gıda takviyesi yaptılar. Gıda maddesi takviyesi yaptılar. Hocam sığınma odaları lazım dediniz. Türkiye'de yapılmış sığınma odalı maden var mı bugüne kadar? Hocam maalesef. Ha, yani, maalesef diyoruz. Yani Soma'da yapılsaydı belki insanlar kurtulabilirdi dedik değil mi hocam? Maalesef bunlar. Soma 700 metrenin altında bir yer mi hocam? Yani şimdi onu tam olarak bilemiyorum. Kalerler çok uzun hocam. Yani illa yani, 700 metre anlamında değil. Çıkışa 700 metre mesafe esası burada. Önemli. Yani
İster yatay gidin. Yani bu standartlara göre 700 metre standartını sağlayan madenler var ülkemizde. Ama bu standartlara uygun yapılaşma ya da odalaşmaya geçen madenler yok değil mi hocam? Onu demek istiyoruz. Ya, yok. Çünkü hatta Soma'da bu tartışıldı hocam. Olmadığı ifade edildi. Diğer mesela Ermenek'te böyle bir konu hiç gündeme gelmedi. Zaten orası tamamen suyla dolmasıyla birlikte. Tabii Ermenek'te boyutu sanırım orada da standartı sağlamıyordu. Hocam yani burası şu anda Soma'da tekrar Allah uzak üstümüzden uzak eylesin ama tekrar bir kaza olduğu zaman insanların sığınacağı bir oda yok. Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen 10 yıl önceki 302 insanımızı kaybettik değil mi hocam? Bu tür bir ne bileyim kayıptan ve zarardan herhalde ders almadığımızı da siz belirtiyorsunuz ki söylerken olması lazım, yapılması lazım derken acaba yapıldı da yani yapılmış diye siz mi referans vermeyi unuttunuz diye merak ettim. Demek ki yapılan bir şey yok yani. O yapılan bir şey gündeme yok. Geldi hocam. Orada gündeme geliyor hocam. Çok şey gündeme geliyor da. Geldi yani hayata geçen bir şey, somut bir olay ve süreç yok. Yani bunu hatta yapılması gerektiği ama birçok kişinin ya daha doğrusu kurum anlamında yanlış söyledim. Birçok bu konuda kurumun bunu ya yerine getirmediği ya da göstermelik yaptığı şekilde. Anladım hocam. Yani bu raporlara geçmiş durumda. Yani standartlar şeye geçmiyor, hayata geçmiyor. O nedenle de eski tas eski hamam devam ediyor diyorsunuz. Yani o şekilde ama anlıyorsun. Onun evet, için zaten bunlar başımıza geliyor. Evet. Hocam hava akımının sağlanmasıyla ilgili şimdi yeraltı işlerinin çalışma koşulları ve çalışanların çalışma yeteneklerini korumaya, hava sıcaklığının sağlığa zararlı suya yükselmesini önlemeye yönelik yine rüzgar ve diğer zararlı gaz ve dumanların zararsız bir oran indirmeye yeterli sürekli güvenlik gereklerine uygun temiz hava akımının sağlanması zorunlu. Bu hatta belli bir hava hızını da geçemez. Saniyede 8 metreyi geçmemesi gerekiyor hocam. Hani bu halk arasında cereyan dediğimiz olay böyle bir durumla karşı karşıya kalmama üzere burada bir tabii ortam şartlarının sağlanması konusunda ayrıca böyle bir havalandırma sisteminde kurulması zorunluluğu var. Ve bu saniyede 8 metreye geçmeyecek şekilde de yapılması gerek. O zaman hava sensörleri gerekiyor değil mi hocam? Otomatik hava sensörleriyle takip edilmesi gerekiyor. Sürekli yapılıyor. İşte Amasra'da bu saha gelişmiş denilen şey bu kontrol odası var yukarıda. Buradan takip edildiği ifade ediyor. Evet bu bunlar kontrol edilmiş. Şimdi içinde çalışılacak hava da saha nasıl bir yer? Havasında eğer %19'dan az oksijen varsa, %2'den çok metan varsa, binde beşten çok karbondioksit varsa, yine 50 ppm'den çok karbon monoksit ve diğer tehlikeli gazlar varsa ve 8 bu tür ortamlarda çalışma yapılamaz. Şimdi ve derhal bu sahanın terk edilmesi ve uygun havalandırma koşullarının sağlanması gerekiyor. Ve bunlar yine tabii 8 saatlik çalışma süresi içerisinde müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı da 20 ppm'i geçemez. Ya bunlar zaten ölçülüyor. Sürekli bunlar kontrol edilerek çalışmaya ancak böyle devam ediyor. Yine aynı hava akımından yararlanan ayaklarda yani bu üretimin yapıldığı yerlerde damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı %1,5'u ve bunların bağlandığı hava dönüş yollarında da biri kesinlikle geçemez. Buralar sürekli kontrol altında tutulması gerekiyor. Şimdi havalandırma kısımları, ocaklar gereği kadar bağımsız havalandırma kısımlarına ayrılmak zorunda. Özellikle tehlikeli yerler bağımsız olarak havalandırılmak zorunda. Bunlar bölme bölme de kontrol edilmek zorunda. Özellikle bu dönüş alanlarında ya da havalandırmanın, hava sirkülasyonunun zayıf olduğu yerleri ayrı ayrı. Zaten bu üretim sahaları, o planları demiştik ya hocam.
Oralarda hepsinde işlenmesi gerekiyor. Şimdi havalandırmanın yönü, havalandırma esas aşağıdan yukarıya doğru yapılması. Bu yalnız işte hani o sulama, yani yerin ıslatılması ve taş tozu dedik ya hocam. Esasında bunun nedeni bu. Yani tabanı yukarı kaldırmasın şeklinde yapılıyor. Bölme ve borularla havalandırma dediğimiz olay ise hazırlık işleri veya grizo birikimlerini dağıtmak amacıyla yapılan işler dışında bölmeye veya borulara havalandırma yapılmaması gerekiyor. Buradaki tabii burada kömür tozunun kalkması dediğimiz olay. Bu ısıyı artırıyor. Bu tür şeylere mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor ki Soma'da maalesef bu yapı bu hataya düşüldü. Bir de ölçümler orada cihazların kalibrasyonlarında da maalesef hata olduğu zaten daha sonra oluşturulan raporlarda net bir şekilde gördük. Şimdi krizolu ölçümler dediğimiz %1 metanı gördüğünüz andan itibaren aslında artık burada hemen çalışmaların durdurulması gerekiyor. Çünkü %1'in altına sürekli %1'in altında tutulması gerekiyor. Tamam. Ya bu aslında çok çok önemli bir eşik. Yani sürekli %1'in altında olabilecek şekilde devam edilmesi gerekiyor. Şimdi %2'den çok metan bulunan yerlerde ise zaten %1,5'ü geçtiğiniz andan itibaren çok sıkıntılı. Havasında %2'den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında çalışanların kurtarılması ve grizonun temizlenmesi dışında hiçbir çalışma yapılamaz. Ya zaten ki Amasra'da da buna benzer bir durum oluştu. Zaten derhal bu işin halledilmesi. Şimdi tabii orada 15 Ekim 14 Ekim olması gerekiyor. Yanlış yazmışım hocam onu. Onu düzelteyim. Sorun değil hocam. Evet. Amasra maden sahasında 14 Ekim 2022 günü saat 18.15'te aslında bu kazanın kontrol odasına baktığımız zaman ama kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde bakın 10 dakikada her şey 10 dakikada oluşmuş. Saat 18.05'te %1,5 seviyesine ulaştığını görüyor. Şimdi elektrikler kesiliyor. 18.09'da ise son kayıt yapılabilmiş ve bu son kayıda baktığımız zaman 1.69. Zaten burada yangın aslında yani yanma evresine geldiğini görüyoruz. Ve ondan sonra da zaten muhtemelen sisteme zarar verdi ve sistem çalışmıyor. Ve ondan sonra da zaten yanma süreci başlıyor. Tabii burada yanma ile patlama meselesi farklı hocam. Şimdi krizo aynı zamanda patlar. Buradaki yangın, bir patlama dediğimiz süreç metan %9,5'u yakaladığı zaman patlar. Havayla temas ettiğinde. Bu tabii o patlamayla yangın meselesi farklı. Onu da belirtelim. Hocam burada bir kalalım istiyorsanız. Bu önemli. %1,5 seviyesi önemli bir eşik dedik. Bu eşik görüldüğü zaman hemen her türlü işler stop edilmeli. Herkes kendini kurtarmak için yukarı doğru çıkmak için elinden geleni yapmalı diyoruz. Evet. Fakat 1,5 tam 1,5'dan daha büyük bir değer olduğunu da görüyoruz. Yani 1,69 gibi değer. Hocam aynen. Bu değer tabii ki ölçülen bir değer ama bu ölçülen değer ya da bu ölçü büyüklüklerinin değişiminden haberdar tabii ki sistem haberdar. Ama aynen. O sistemin bilgisinden haberdar olmayan birileri mi var hocam? Bunu görmeyen, okuyamayan birileri mi var? Nedir hocam? Yani sistem çalışmış ama sistemin vermiş olduğu alarmı ya da uyarıyı herhalde birileri almamış gibi bir durum var hocam. Öyle mi anlaşılıyor? Hocam şöyle söyleyelim esasında. Zaten çok kısa bir süre içerisinde olay gelişmiş. Burada yapılabilecek çok fazla bir şey esasında yok. Peki ne var o zaman? Yani ne yapacağız? Yani bu aslında bu olayın bu noktaya gelmesini hani en başta bu krizo metan drenajı dedik ya esasında biz bu noktaya gelmeden önce bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Veya böyle bir olayın olacağını öngörerek mesela bir sığınma odası gibi çünkü çok kısa bir süre içerisinde sizin yani çalışanların yer değiştirmesi gerekiyor.
Çünkü burada %1, %1,5, 18,05'te görülüyor. 4 dakika sonra bu 1,69'a çıktı. Şimdi Hocam şimdi 300 bunu metrede çalışanlar bu değerdeki değişimi görebiliyor mu? 300 metre aşağıda bu değerler görünür bir ne bileyim görünüyor, ekranda görünüyor. görünüyor. Ekranda görünüyor. Yani en az 42 kişiyi kaybettik. Herhalde toplam çalışan insan sayısının kaç olduğundan haberimiz var mı hocam? Toplam kaç kişiyi 42'yi kaybettik? Hocam oraya 80 civarında kişi var olduğu söylenir. Yani %50'yi kaybettik yani. İşte tabii. Çünkü bu vardiya Yani meselesi. %50 bir kayıp var. Demek ki bu 100 kişiden kurtulanlar bu değeri görüp de önlem alanlar mı? Kurtulamayanlar da bu değeri görüp de önlem almayanlar mı hocam? Şimdi şöyle, esasında bunun bu noktaya gelmesini engellemek gerekiyor. Bunu neyle engelleyeceğiz? Kuyu içerisinde yatay sondajlar yapmamız gerekiyor. Yani oralardan bu gazın %1 seviyesinin altında tutacak şekilde bu metanın saha içerisinde havalandırmayla dışarı atılması. Fakat bu yapılmamış ve bu yapılmadığı, yani burada metanın olduğu yerde müdahale edince ortamda yeterli havalandırma olmayınca bu yanmış. Buradaki esas mesele havalandırmada sıkıntı var. Şimdi havalandırma, ikinci havalandırma çalışmamış. Çalışmadığı için metan oranı %1,5'a çıkıyor. Sonra 1,69'a çıkınca yanıyor. Evet. Eğer havalandırma olsaydı hocam bu 1,5'un altında dururdu. 1,5'un altında durunca hemen siz tahliye gerçekleştirebilirsiniz. Ve birin altına düşene kadar tahliye gerçekleştirirsiniz. Herkesi çıkartırsınız dışarı, beklersin. Bu yapılamaz. Hocam dediğiniz çok doğru. Şimdi 12 Kasım'da çök tutun kapan diye bir şey yapılacak. Tatbikat yapılacak. Yıllardır Amerika'da yapılıyordu. Alert diye. Şimdi hocam 1,5 gören için ne yapması gerekiyor? Ki bir Yani buçuğu 1,5 gördüğü demek andan itibaren metan depremi demek yani, değil mi? evet, 1,5 şimdi bir metan çalışmamış metan depreminin başlama anı demek. Ne hocam yapması gerekiyor? bir buçuğu gördüğü andan itibaren bütün yangına neden olacak sistemi derhal kapatması gerekiyor. Çünkü tepe lambaları var çalışanlar. Tepe lambasının dışında herhangi bir yanmaya neden olacak hiçbir işlem yapamaz. Derhal sistem otomatik olarak kapatması gerekiyor. Elektrik devrelerini vesaire. Sadece güvenliği önem alacak unsurlar tutması gerekiyor. Çalışmayı bıraktınız. Sürtünmeyi artırıcı ya da yanmayı herhangi tetikleyecek bir şey yaptınız. Ve anında havalandırmanın devreye girmesi gerekiyor. Ama sırada devreye girmemiş. Ve bu tabii %1,5 görüldü. Havalandırmaya devreye girmeyince ne oldu? Ortamdaki %1,69'a çıktı. Zaten yanma başlıyor. Derhal çalışmayı bırakması gerekiyor ve insanların ortamı güvenli bir şekilde tahliye etmesi gerekiyor. Ve Hocam şimdi havalandırma. kurtulanlar 1,5 görenler mi? Ölenler de 1,5 göremeyenler mi? Hocam onu merak ettim ben. Altı Hocam 80 kişi çalışıyor. Kurtulanlar 1,5 görüp önlem alanlar mı? anında zaten sesli uyarı geliyor hocam oraya. Ha, ses duyarı Sesli geliyor uyarı anladım. geliyor. Sesli Herkese uyarı haberi var geliyor yani. zaten. 1,5'tan haberi Tabii var. tabii tabii. Yukarıda kontrol panelleri var zaten. Sesli uyarı geliyor. Fakat bu kaçmaya fırsat olmamış. İşte 4 dakika var Doğru mu? hocam. Mesela 18.05 diyorsunuz. 4 dakika.18.09'da şey olmuş diyorsunuz. Yani haber alınamadı. 4 dakika aslında az bir zaman değil, öyle değil mi hocam? Bir deprem Değil. bile bir 4 dakika dakika. sürüyor yani. Tabii. Fakat burada mesele şu. 1,5 geçtiği andan itibaren zaten burada çiğ gaz açığa çıkmaya başlar. Panikleme olmuş. Panik deme. Tabii. Yani ezilmeye bağlı da ölümler olabilir diyorsunuz. Yani insanların Tabii paniğe dışarıda ne bağlı olduğunu olarak. bilmiyoruz. Otopsi raporlarını bilmiyoruz. Şimdi Anladım. burada %1'in altında tutulması gerekiyor. Şimdi %1,5'a çıkmaya başlıyor. Yani %1,5 eşik değer zaten. Yani birin altında tutulması lazım diyorsunuz. Aynen. Yani Aynen. biri görünce esas önlemler Zaten orada ve başlıyor. tahliyeler başlaması gerekiyor diyorsunuz. Aynen. Oraya daha oraya gelmeden önlem alınmamış bu bir. Çünkü havalandırma yeterli değil. Havalandırma yeterli olmayınca bir haznedeki gaz ortama yayılıyor metan ve oran 1,5'a doğru hızlı bir şekilde yükseliyor.
havalandırmada yeterli olmadığı zaman bu bir süre sonra zaten 1,5'ü geçince çiğ gaz başlar. Yandı. Hocam biri ne zaman görüyoruz? 4 dakika önce 1,5'ü gördük. Biri ne zaman görmüş olabiliriz? Var mı öyle bir hocam, onunla ilgili herhangi bir kayıt yayınlanmadı. Fakat yani 10 dakika önce mi, 1 saat önce mi? Yani bir avans veriyor size aslında ama. Tabii tabii veriyor, veriyor. Kesinlikle. Ya, o verilen avanstan haberimiz yok yani. Fakat ha, ondan haberimiz yok. Çünkü bilir kişi raporunda da ben açıkçası göremedim. Ya belki benim gözümden kaçmış olabilir. Fakat burada birin altında zaten eşik değer esasında bir. Evet hocam. Yani geçince yanma başlıyor zaten. Yani teknoloji görevini yapmış hocam ama o teknolojik yapmış. Verisel değişimin önemini belki çalışan kavrayamadı. Belki yukarıda yöneten kavrayamadı. Ya bir şey olmaz kardeşim. Yani ha bir, ha bir buçuk belki dendi. Ha bir buçuk, ha iki dendi. Yani bilemiyorum, bir cehaletin kaynağıdır muhakkak. Yani Hocam tam bir şey burada diyemiyorum ama ya nedir acaba? Yani tam anlayamadık. Buradaki esas mesele şu. Burada havalandırmayla ilgili. Yani metan çok hızlı bir şekilde yükseliyor zaten. Evet. Hızlı bir şekilde yükseldiği. Ya mesela burada 1,5 herhangi 18.05'te bunu görüldüğü bakanlık raporunda yazıyor. Fakat biri ne zaman gördü meselesine bakıldığı zaman bu biri tabii bu 4 dakika içerisinde görmemiştir. Hocam geriye dönük projeksiyon yapsak yani %50 yani birden 1,5'a artması için maksimum ne kadar süre geçer ki? Hocam, Yani maksimum kaybettiğimiz süre nedir yani? 10-15 dakikada bile dolar. Çünkü 10-15 hazineden dakika geldiği bile zaman dolar. Yeterli bir süre değil mi hocam? 10-15 dakika süre insanların. Hocam onu havalandırmaya çalıştırdığınız zaman zaten 1,5'ün altında tutarsınız böyle bir durum. Yani havalandırma sistemi biri gördüğümüz zaman çalıştırmamız için ne yapmamız gerekiyor? Düğmeye mi basmamız gerekiyor? Hocam devre otomasyon olarak devreye girmesi gerekiyor. Ha, sistemde mi bozukluk var hocam? Tabii tabii yapılmamış zaten. Türkiye Emniyet Meclisi'nde zaten rapor öyle çıktı. Şimdi havalandırma yapılmamış. Hatta oradaki yetkili diyor ki biz ihaleye çıkacaktık fakat firmalar teklif vermedi. Anladım. Havalandırma sistemi yok diyorsunuz yani. Havalandırma sistemi yok. İkinci de Allah havalandırma Allah. Yani sistemi. Hani var da niye çalışmadı? Onu biz anlamaya Hayır, çalışıyoruz. Hayır. Havalandırma yok. Evet. Sorun Hocam en kritik çıkıyor. En yani kritik yerde kaldık yani. Evet. Metanı %1'in altında tutması gerekiyor. Fakat %1'in aştığı andan itibaren havalandırma yetersiz olduğu zaman tutamıyor. Yani 300 metre aşağıda insanlar havalandırma sistemi olmayan bir madende 300 metre aşağı kadar iniyor. Evet iniyor. İkinci de ve insanlar hava diye bağırdığı zaman ona hava verecek bir sistem yok. İşte evet. Şimdi bu nasıl bir şey hocam? İkinci havalandırma olması gerekiyor. Onu ihale edememişler. Ha, birinci havalandırma var mı hocam? Var. Ama ikinci havalandırma ile onu şey yapmak lazım diyorsunuz. İkinci havalandırma devreye girmesi gerekiyor. Yani o bir eşiğini gördüğümüz zaman ikinci havalandırma devreye girmesi lazım. Aynen. Hocam çok kritik bir noktada kaldık. İstiyorsanız bir dakikada Medine'den değerlendirme alalım. Gelecek hafta bu sıcak noktadan devam edelim hocam. Peki. Olur mu hocam? Yani bir harici dışarıdan Maraş'tan bir görüş alalım. Gerçekten en önemli nokta burası hocam. Yani son nokta. Yani bu konudan devam edelim. Evet Medine ne diyorsun? Kısa bir değerlendirme yapmak istersen bir 60 saniyemiz var. Hocam gereğini ve yeterli olanı söylediniz zaten hocamla beraber. Ne denir ki? Evet. Evet hocam. Demek ki maksat maksadına ulaşmış hocam verdiğimiz mesaj. O Eyvallah. Zaman hocam izin verirseniz, uygun görürseniz haftaya devam edelim. Burada peki. Durdurayım hocam. Peki hocam. Peki hocam. Peki.